Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı olarak Ekim ayının 8'inden itibaren köy ziyaretleri programı planlamıştık. Bu program dahilinde bugün Uluağaç köyündeyiz şu an. Bugün ayrıca Sürmeli, Evren Uşağı, Çalköy ve Yeşilköy köylerinde ziyaret edip muhtarlarımızla ve halkımızla bir araya geldik. Şu ana kadar 60 adet köylere gidip bu çalışmaları yaptık. Daha çok dağ köylerine ilk etapta tercih ettik. Oradaki insanlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. Bu çalışmalar neticesinde halkımızın belirli bazı devlet kurumları ile ilgili sorunlarının olduğunu da tespit etmiş olduk. Şimdi bu köyleri ziyaretlerde çeşitli kurumların sorunlarının olduğunu tespit ettiğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda özellikle YEDAŞ'la, YEPAŞ'la sorunların olduğu, bu sorunların da halen köylerde 40-50 yıllık ağaç dileklerin olduğu, tellerin yerlerde olduğu, voltların düşük olduğu, trafoların eksik olduğu ve bunların giderilmesiyle ilgili de çalışmalar yapılması karar verildi. Bunlarla ilgili de gerekli yerlerle görüşeceğiz. Tabii bu sadece Samsun genelinde değil, Ankara genelinde de çalışma yapılması gereken bir konu olarak tarafımızca belirlendi. Türk Telekom'la ilgili sıkıntıların olduğu, özellikle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçte köylerdeki internetin çekmemesi ve buradaki öğrencilerin de Bafra'ya göç ederek bir şekilde öğretim hayatlarına devam etmesi açısından köylerdeki internetin olmamasının da çok büyük bir sorun olduğunu gördük. Bunları tespit ettik. Gitmiş olduğumuz bu yüksek köylerde Büyükşehir Belediyesi'nin iyi çalışmalar yaptığını da görmüş olduk. Ama bu köy ziyaretlerinde genelde yüksek köylerimizde Saski ile, Yolla, Bafra Belediyesi ile, YEPAŞ'la ve Türk Telekom'la, ayrıca ilçe tarımla ve DŞ ile ilgili sorunların olduğunu tespit ettik. Bunların hepsini not aldık. Şimdi bu kurumlarla ilgili de bu notlarımızı rapor haline getirip gerekli kurumlarla görüşme yapılacak. Bu raporları ayrıca il başkanlığımıza da sunacağız. Gerekli görülen yerlerde de genel merkezimizdeki genel başkan yardımcılarımıza da bu çalışmaları yaparken de bir yandan mahalle teşkilatlarımızı da oluşturmaya başladık. Daha önceden eksik olarak görmüş olduğumuz köylerdeki, mahallelerdeki görevli arkadaşlarımızı, sandık görevlilerimizle tespit edip bir nevi partimizi de milletvekilliği seçimine de hazırlamış oluyoruz. Bu süreçte bizlere gösterilen teveccüh neticesinde partimize üye olan son bir ayda yaklaşık 500 arkadaşımızın üye olmasıyla bir nevi üyelik çalışması da yapmış olduk. Bizlere teveccüh gösterip üye olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şu ana kadar dediğim gibi 60 köye gittik. Bu çalışmayı devam ettireceğiz. 139 mahallemizin hepsini tek tek ziyaret edip oradaki sorunları da dinleyip mahalle teşkilatlarımızla kurup az önce dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanlığı'nı en iyi şekilde milletvekilliği seçimine hazırlamış olacağız. Bu kapsamda bizle beraber hareket eden, bu konuda yoğun bir şekilde çalışma yapan yönetici arkadaşlarıma, teşkilat başkanlarıma ve teşkilat üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanlığı Bafra'da en iyi şekilde temsil edilip en iyi yere gelmesi için de elimizden gelen mücadeleyi de yapacağız.